sapık gibi oynuyorsun, bize gelmiyorsun, yakışmıyor. Kardeşim ben kendi başıma oynuyorum, ne anlatıyorsun? Ayrıca dün seninle multi atmadık mı? Ne anlatıyorsun? Dün de İmperator Ron multisi attık, kimse dayanamadı. 6 kişi falan başladık galiba, 2 kişi kaldık. Bu ne boktan oyun diyerek çıktı 4 kişi. Böyle oyun mu olur diyerek çıktı millet. Aga be, fabrikaya bak, 2 kişi çalışıyor. 10.000 kişi de 2 kişi. Yeterli buluyorum. Abartmamak lazım. Clergy 3.8 olmuş burada. 3.1 olmuş. Ebesin öreki. Sabaha kadar clergy mi olacaksınız? Ne geceleri İspanyol kızlarla... Yani bu nasıl bir çarpıtma oluyor bilmiyorum ama. Senin haberin yok. Biz senin PC'ine Truva atı attık. Biz gene de izliyoruz onu diyorlar. Eyvah, sıçtık. Rom harbiden bok gibi. Valla ben keyif aldım ya akşam. Abi hızlandır şunu ya. Bu oyunun da böyle bir problemi var. Savaşlarda 3x idealken savaş dışı 5x dışında gitmiyor oyun. Emekliyor oyun ya. İttiriyorsun böyle, hadi ağam, hadi ağam diye. Nüfus düşüyor bu sırada. Ben şu Madison'a geçeceğim. Rahat edemeyeceğim yoksa. Burada eksileri, kırmızıları görünce ben rahatsız oluyorum. Hem parada hem burada. Böyle kırmızı kırmızı yanıyor ya, çok rahatsız edici. Kaan'ın bilgisayarın anime artı 18 filmler var bence demiş. Anime artı 18 film. Oğlum neresinden tutsan elinde kalıyor. O nasıl bir cümle ya? Tuz 28. Abi nasıl Osmanlı'da %21 liberal var ya? Ama siz hangi ülkeden geliyorsunuz? Nereden çıktınız? %21 liberal ne ya? Vallahi bir şey değil mi? Biz Sokoto yapsak mı ya? Yaptık mı? Asia Minor. Bir Sokoto yaptık gibi ya. İttihat Terakkiciler 50 sene önce gelmiş sorgulup. İttihat Terakki liberal miymiş? Türkiye'de %21 liberal yok. Öyle takılıvermiş. Ülkeye bak. Asker çıkmıyor abi. Tükürüyorsun tükürüyorsun, asker çıkmıyor. Ne biçim iş bu? Zorluyoruz millet çıksın da asker olsun diye, yok bağımsın demiyor. Oyunda Liberal Parti İttihat Terakki. Ciddi misin sen ya? Peki. Ben buna peki demekten başka bir şey bulamadım valla. Devirde Çin'le alem sömürülebilir mi? Ya Çin'i sömürebilirsin de ona yetecek götün varsa sömürürsün yani. 29 tabur askerle sömürmeye kalkarsan götünden şırıngayla kan alırlar adamın. Lucy's, gel bakalım. Biz yine bir parasızlıkla boğuşuyoruz. Kader mi lan bu? Memleketin kaderi sanki. Yetmeyen paralar. Vallahi fabrika işçi çıkmıyor. Yok agam yok. Ya Rusya işim yok. Pers İngiltere alacak. Hala bana şey yapıyor. Kalk blok atıyor herif ya. İşin mi yok be agam? %2'yi bulduk mu? %1.37. Oh, daha yolumuz bayağı uzun. Ekonomi niye kötü ya? Osmanlıymış sorry. Peki. Peki adam peki. Niye üzüyorsunuz lan bizi? Bir gururumuz var. İmparatorluğuz biz. Ayıp değil mi? Pezevenge bak.
Amerika daha şey atmamış galiba buna. Aynen. Amerika bir şeyler atmamışken biz bir concession. Selamun aleyküm Sokoto. Gidelim. 2 milyon falan bir temizinden nüfusu olması lazım. Bakayım ne kadardı. 1.40 milyon nüfusu var. Al. Kömürü de var kuzeyde bir yerinde. Ha, tamam işte yani. Etiyopya da alınabilir. Etiyopya da güzel. Nüfus olarak da iyi. 1.2. Umman'ın bölgeleri var. Onlar alınabilir. Hani illa burayı almanıza gerek yok. Ama Sokoto temiz tabii yani. Akarı yok, kokarı yok. Vergiyi kökle alışırız. Kardeşim benim gibi alışık değilsin. Ben bir köklerim bu vergiyi var ya. Memleketin temeli titrer, temeli. 7800. Önce research point ver de ondan sonra devam edelim. Çok yavaş araştırma yapıyoruz. Pers al. Pers alamazsın. Pers alırsan... Kıçında oyu kaçarlar adamın. Tabii yine kıçtan kıça değişen bir durum ama yani... Açabilirler. Tehlikeli. Gemileri topladınız mı? Topladılar ya. Bir şeyleri yok. Hiç üzülmeyin. Topladınız. Topladınız. Gel böyle. Sokoto'ya da bas savaşı. Nijerya, North Cameroon, Borno, Hausaland, East Hausaland. Şimdi Koton varmış bunlarda. Kömür burada. Koton iki bölgede var. Nüfus galiba güneyde miydi? Yok, yukarıda. Başkentin olduğu bölge. East Hausaland'la mı başlayalım o zaman? Galiba. Millete moko moko bize gelince Sokoto. Peki. Güzel kelime oyunları. Sonra da asker nüfusumuz da artmış biraz. 18'lerdeydi 21'e çıkmış. Ama biz hala daha çok fazla asker tutuyoruz. Wipe yemesi olası. Birisi Kaan Bey takipçileri için tarih kitap çekilişimi yapacak dedi. Ben mi yanlış duydum? Yo. Yanlış Kaan olabilir mi? Benden başka Kaan varsa. Ben öyle bir şey demedim ama yani. Güzel fikirmiş. Single. Afrika'yı Müslümanlaştırmaya başlayalım. Sokoto zaten Müslüman değil mi ya? Mali tarafları bu taraflar. Nereden bakacağız? Kültür, ideoloji, workforce, kültüründe de değilim de bir yerde şeyinden görüyorduk bunu, popülasyon şeyinden. Ah, hatırlamıyorum ama ya bunlar muhtemelen Müslümandır. Yarı Müslüman, yarı hala domuz. Animist. Zarf atmıştım hocam demediniz. Güzel fikir aslında, hiç aklıma gelmedi ama yapılabilir. Zarfın için teşekkür ediyorum. Güzel bir fikir oldu. Pers kaldı. Hicaz'ı zaten toplamışız. Hicaz'a dokunan yok. O yüzden verme daha fazla. Şimdi bu Rusya friendly. Sırplarla. Ya Rusya sen bir işine bak. Sıçtırtma şarap çanağına. Cordial. Two Sicilies de. Bak şu an başka şey yok ya. Takılan yok. Biz Umman'ı aldık mı? Umman'ı da kat memlekete. Başka. İtalya'da zaten bir hamlemizi yaptık. Bence bu kadarı yeter. Cezayir mezayiri de boşver. Yavaştan bir Hindistan'la aramızı bir toparlayalım. Kalat, Malat, Cartcurt. Afganistan. Yani Siyam'a götümüz yetmez muhtemelen İngiltere'nin olduğu noktada. Ama İngiltere dünyanın birçok yerine attığı için. Belki diyelim ve deneyelim. Ya ben aslında şeyi çok dağıtmak isterim. Ama bu sırada şey yapmadık biz. Diplomasi yapmadık. Prusya agam. Gel gel. Aramızı bozmayalım. Sen ben biz. Kardeşiz biz. Rusya kesin saldırır bize pezevenk de. Animeye mi tapıyorlar? Animist kardeşim. Hayvan yalnız.
musunuz? Elay melay olmam. Bu sırada var mı bir kriz muriz? Yok, tamam, sakin her yer. Yunanistan coşmamış daha. Yunanistan başınızın belası bu oyunda maalesef. Pek bırakmayı sevmiyor. Sürekli bir saldırı, akari kokari takılıyor böyle. Milleti yanına toplayıp toplayıp toprak koparıyor. Ben özellikle başka ülke oynarken Osmanlı'ya çok acıyorum. Çünkü Yunanistan sürekli ben de bu toprağı istiyorum diye böyle bağırıyor. Millet de herif toprağı istiyormuş, versene lan diyor. Osmanlı da peki ağam diyor, veriyor. Yani yapacak bir şeyi yok, gücü yok zavallının. Yani Victoria 3'te de bazen öyle oluyor da Mısır yüzünden oluyor genelde. Victoria 3'te Yunanistan'ı öyle biraz proaktif baş belasına çevirseler çok güzel olacağını düşünüyorum aslında Osmanlı için. Şaka maka Victoria 3'te Japonya, Osmanlı, bunlar hani öne Fransa'ya da hadi sonradan eklediler. Ondan önce yoktu ama oyunun başlangıcından beri Osmanlı, Japonya ve Amerika, bu üçlünün bir tek oyun içi düzgün bir eventi, şusu, busu, cartı, curtu var. Bu bana çok şaşırtıcı geliyor ya. Harbiden çok şaşırtıcı geliyor yani. Emperyalist dede mi? Gerçekte de öyle değil mi? İşte zaten o yüzden güzel oluyor ya oyun. Oyunun güzelliği o. Vallahi iki topla biz burayı daha yavaş kuşatıyoruz bundan. Bunu vurmamız lazım ya. Gel. Kaçma lan. Neyse, ikinci orduyu da yollayacağım da o sırada batmak üzereyiz. Zengin yok ki memlekette, zaten çok komik bir para geliyor. Memleketin zengini yok ya. Toprak ağaları para vermiyor abi. Böyle memleket mi olur? Oyunda Afrika'nın içlerini alabiliyor musun koloni misali? Evet. Kolonicilik var daha ziyade. Hani direkt kolonicilik var. Selam, iyi seyirler. Getir onları da buraya. Yok, bizden her türlü daha hızlı alacak. Kalsın. İyi seyirler. Hoş geldin. Hop, fabrika zarar. Erken basmışım. 10 parasını biriktirsek cebimizde daha iyi iş yapardı. 1.42. Ülkeye okuma yazmayı da getiremiyoruz. Bu kadar mı düşman olur okuma yazmaya? Victoria 2'ye dönmüşüz denemez. Yarın da Victoria 3 var yanlış hatırlamıyorsam çünkü. Ama vallahi küfür ederim sana. Gel lan buraya. Adamdaki özgürlüğe bak. Benden de kaçabiliyor hemen cırt diye. Gel lan buraya. Pezemek, ben seni mi kovalayacağım? Kovalayacağız bu sırada ister istemez de. Kaçma lan. Tamam. Şimdi dönüp kuşatmaya devam edebilirim. Hatta birazcık da hızlı olmamız gerekecek. Buna da koruma atıyorlar. Genelde Amerika giriyor Sokoton'un yanında. Sokoton'da öyle bir derdi var. Zaten Osmanlıysan derdin bitmiyor. Bunları da sil. Bir de eve yollayalım hemen. Filo'ya birazcık para gidiyor. Filo'nun parasını kısmam lazım. Yolda inşallah batmazlar. Ne kadar dayanırsa artık. Wargol ekleme yapmadım. Daha skor yok ya. Skorumuz %7. Biraz daha skor kasmamız lazım. Gerçi şu an yapabiliyoruz. Ver Nijerya'yı ver. Tamam. Azıcık para kendini toplasın. 1.42. 2.0 olmuş burası. Burası 2.1. Yani Diyarbakır'da falan düşük. Buralara gönderelim.
Pesalya. 09. Yolla abi Ankara'dan. Clergyman'ı yayalım da eğitim araştırma biraz artsın. Oradan da artık nereye bulursak kendimizi. Amerika onları ben köle olarak al. Yok, garanti atıyor ya. Benim İspanya sevgi yıl 1903 mü 1904 mü öyle bir şey. Hala daha Sokoto var. Amerika garanti atmış duruyor öyle. Kimse de dokunamıyor zavallıları. Öyle duruyor. Rusya çok pushed. Çok pushed. Otoman. İyi, Navy'mizin durumu fena değil. Tap tap tap. Tap tap. Herkes de neutral. Problem de yok. Tamam. Devam et. North Cameroon. Tap 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 tap. 25k tertemiz para var lan. Ne güzel geliyor. Güzel. Tabi tarifler çok yüksek. Öyle bir derdimiz var. O da açlık sebebi. Memlekette ama. Olsun. Biraz eğitim admin. Admin kurtarmıyor. Admin'i kız. Ama eğitim devam etsin en azından. Sokoto Kurtlar Vadisi Halil İbrahim'in ülkesi değil mi ya? Değildi ya. Mokoko, Mokoko. Allah kahretmesin. Çünkü içinizde hala bomba atmasını bilmeyen... Osmanlı'ya Abdülhamit Han Marşı ile oynamanın keyfi başka. Hoş geldin. Şöyle birazcık Navy'ye yine paramız gidecek. Yapacak bir şey yok. Ideological Thought'u alalım. Sonra birazcık para alalım. Allah aşkına nefesimiz kokuyor. Ideological Thought'la da ülkeyi birazcık sanayileşmeye doğru böyle bırakacağız. Şimdi 1.4'lerde falandık. 1.3'e düştük. Çünkü nüfus ciddi anlamda arttı. Ne kadar vardı da ne kadar arttı onu hatırlamıyorum o kadar ama burada aldığımız kısım nereden baksanız herhalde 1.2 milyon mu 1.4 milyon mu neydi Sokoto 370'e düşmüş yani 1.2 milyon gibi bir şey aldık ya da 1.1 milyon artık neyse dolayısıyla epey bir nüfusumuz var bu bölgede. Aha, Amerika Alliance mı atıyor? Gel lan, işe yarıyor bir Alliance. Yani çok böyle şeylere bulaşmıyor, mevzulara bulaşmıyor ama bulaştı mı da desteği hani takdire şayan bir destek oluyor. Çok büyük bir beklentiniz olmasın Ela'yı alırken kendilerine ama olsun. Sultan Hakan Abdülhamit Han cennet mekanı Sultan Abdülhamit Han. Ya. Allah aşkına. Abi olmayacağım. İttifak mı ittifak olmayacağım. Salın beni. Hicaz sen de git. Gidin canım benim. Bırakın beni. İttifak almayacağım ya. Kölem olarak kalabilirler de almayacağım ittifak. İnat. Ne demiş ne demiş. İstanbul'a getirelim tekrar orduyu. Oh ne güzel eriyor paralar. Ne güzel eriyor paralar. Filo biraz içiyor resmen şeyi, parayı. Toparlamaya çalışacağız da. Çok hızlı gidiyor ya. Kır abi Filo'nun parasını. Eğitimi de biraz kır. Tamam. Şimdi idare eder. Oman. Gel bakalım Oman. Portekiz, Yemen. Boş iş. Sal. %10. 1.4'ü yine bulduk. Güzel. Ya git artık başımdan. Oğlum bu nasıl bir taciz ya? Elayım ol. Elayım ol lan diye. Nasıl bir taciz anasını satayım? Sürekli Alliance yiyoruz biz. 24 ay mı? Daha az tahta kalan padişahlar oldu. Eyvallah. Teşekkür ederim Berat. Victoria 2. Aynen. Erkek. Erko oyunu. Hadi bakalım.
Bay Jingo, hayır. Savaş açmam aga, onu geç. Elimde bir prestij var, onu da kaybedersem büyük güçten düşeceğim ama yapacak bir şey yok. Yani ismimiz var. Şu tabloya baktığınızda endüstriyel güç 0, askeri güç 37 puan, o da 14. sıraya koyuyor bizi. Bir prestijimiz var. O da hani namımız yürüyor ya. O da olmasa kimse sallamayacak yani bizi. Namımız yürüsün, orada problem yok. %1.40. Victoria 3'e benzemez. Erkek oyunu, erkek demiş. Selamlar İsra. Victoria 3 ama Victoria 2 askeri mekanikleriyle bir oyun olsa. Yok ya, Victoria 2'nin askeri mekaniklerini Victoria 3'te görmek istemiyorum ben açıkçası. Ben savaşlarını o kadar şey değilim. Şikayetçi değilim. Daha şikayetçi olacak bir sürü şey var. Şimdi araştırma puanı artı prestij alabiliyoruz. Burada consciousness bir de 0.30 okuma yazma veriyor. Bence daha mantıklı yani. Consciousness çünkü reformlar için falan gerekiyor. Hoş, bizim reform görmemiz bayağı sürer de. Bu diğer paradox oyunlarına aylık ödeme sistemi getirsen mükemmel olur. Şu an hangisinde yok ki? Stres de yok galiba. Savaştır bu ki. Öyle mi olmuş agam? Victoria 3'te kaybolan askerler görmek istemiyorum. Eriyerek yok olan askerlerim adını. Amerika beni savaşa mı çağırıyor? Abi sen ciddi misin? Ah kalbim. Kalbim siktir git. Abi İngiltere ile savaşıyorsun. Sen nasıl bir manyaksın ya? Reddetsek prestij gidecek de yapacak bir şey yok. İngiltere. Aha Prusya. Agam benim. Dün değil, evvelsi gündü belki de. İspanya ile oynuyorum, tamam mı? Yılda ileride. Ben, Fransa, Avusturya ve Almanya'yız. Birinci Dünya Savaşı'nda. Prusya, İngiltere, Japonya karşı taraf. Abi Prusya, Avusturya'yı tamamen işgal etti. Geriye döndü. İşgal ediliyordu iki taraftan bu sırada. Geriye döndü. Almanya o zamanlar. Rusya'nın buraya kadar yarısı diyeceğim nokta. Ha bu Petersburg attı. Oraya kadar yedi. Fransa'yı da ben koruyorum. Sınırı gitti, şu sınırı. Ben çatışıyorum burada. Adam savaşı kaybederken savaşı kazandı tek başına. Yani Almanya bu oyunun canavarıdır. Bölüm sonu canavarı mı dersiniz artık? Kabuslarım mı dersiniz? Adına ne koyarsanız. İnanılmaz bir yaratık kendisi. Realist Alman. Bu oyunda öyle. Bu oyunda Almanya harbi bir canavar. Hemen bir paraya dokunalım. Parasızlıktan kuruduk. Hemen şuraya da bir ırgat. Irgat atın. Maraba lazım. Marabalayın ülkeyi. 1.42. Kesinlikle katılıyorum. Abi bu oyunda Alman hiç şakası yapılacak bir ülke değil yani. Yakaladı mı düdük spor yapıyor herkesi. Aa filo erimesin. Alın dışarıdan. Ne demek eriyor? Ne demek eriyor? Vallahi eriyor lan. Hah, kökledik. Almanya'nın gücü accepted popunda, Osmanlı'da mesela oyun başı 1.75. Vallahi Almanya her türlü canavar gibi geliyor bana yani. AI olarak da iyi yönetiyor ülkeyi. Mesela Victoria 3'te pek öyle hissettirmiyor. Prusya kurulamıyor. Brother War kaybediyor falan. Ve çok zayıf. Hoi Almanya'sı gibi Victoria 2'nin Almanya'sı. Yani kendi başına bir şeyler başarabiliyor. En azından bir noktaya kadar diyeyim Hoi için. Buradaki böyle canavarımsı. Neo-Kantian idealizm. Eyvallah. Alman tam bir canavar, İngiliz ondan korkar. Ah, prestiji hayli hayli geri aldık bu sırada. Güzel. Bana böyle şeylerle gelin. Şu oyunun ayrı bir cazibesi var. Chill. O sırada Dünya Savaşı yaptığında götünden akan teller. Aga hani chill'di? Hani chill'di diye böyle. Harbiden insanın götünün şeyi dağılıyor yani. Orayı yönet, burayı yönet.
Almanya ve Japonya, evet. Victoria 3'te Macar bayrağı alan, İngiliz kullanmayan Almanya var. Çok tarihsel gidiyor Victoria 3. Victoria 3'ü çok eziklemeyelim ya. Öyle işte. Çil diyenleri multiye bekliyoruz demiş. Evet, onun uyarısını bir daha geçiyorum. Victoria 2'yi oynamayı seven gençler. Kanalda Victoria 2'yi sürekli multi yapan bir ekibimiz var. Tatlı da çocuklar, genç hepsi. Belki akranınızdır, belki küçüklerinizdir. Katılın, oynayın onlarla. Eğlenirsiniz, keyif alırsınız, modlu denersiniz. Farklı farklı modları var. Oyunu da iyi oynuyorlar. Size de öğretirler. İşin kaşarlığını biliyorlar. Gidin takılın. Her turus bitince dünya savaşı yaşanır. İşte bu kadar da barışçıl, barbar olmayan insanlar. Her eğitimi, kökle administration'ı, para görmeye başladı memleket. Kökle. Kökle gelsin anasını satayım. Etiyopya. Amhara savaşı. Peki. Bizde ordu yok moruk. Bizi bu savaşa soktun da. Hele şu Noir var ya. Noir agam. Birazcık Weak Makedon diye yorumladım kendisini ama kendi ismi öyle bir kalmış. Weak Makedon diye böyle. Selamlar. Güzel. Bir tax efficiency %5 temiz. Şuradan da geliyor bir iki kere. Hatta bunlarda değildi. Şunlarda factory output mu? Bunda mı vardı? Bunda var birazcık falan ama abi lüks kıyafet falan, Lumbermill açık değil Allah aşkına, bu nasıl bir ülkede başladık biz? Bu ülkede ne açık? Agam benim, ne açtınız bu ülke? Şunu da ver, paradan yana bir derdimiz kalmasın bu ülkede ki başlayalım bir şeylere artık yavaştan. Çok acı çekiyor ülke. Kıbrıs hala satılmamış, yakıştıramadım. İlk savaş açıldığında vereceğim. Alın sizin olsun diye. Protected by America. Oo. Amerika şu an İngiltere ile savaşta olduğu için girmiyor. Ama girerse girer. Yani Amerika'yı tanıyorsam girmek istediği süreçte girer buraya. O yüzden bu savaşı hızlı bitirmek en mantıklısı. Bir de Amerika'nın yanında Alliance'dan koptuk ya. Yani işte. Plebler hayattan çok memnun sanırım. Kaan, hepsi full vergi verip seni seviyor gibi. Ya full verginin şöyle bir olayı var. Siz vergiyi fullleyebilirsiniz de. Effective tax efficiency diye bir mantık var. Biz şu an %100 vergi veriyoruz. %28'ini alıyoruz onun. Dolayısıyla hani biz tam vergi almıyoruz. Tam vergi alamıyoruz. Osmanlı Navy'de ekonomik sorunlarını çözerse İngiliz'de yarışıyor. Güzel ülke. Tatlı ülke. Osmanlı underdog olduğu için daha keyifli bence bu tarz oyunlarda. Underdog olmadığı oyunlarda da hani keyifli, EU'da falan ama burada spesifik olarak bir underdogluk var ya, böyle ülkeyi sıfırdan böyle bir kalkındırıp dünya yarışına sokmak bir keyifli geliyor yani. Victoria 2 MP'leri aşırı sarıyor. Tatlı oyun. Savaşmadığın sürece çok tatlı. Öyle mi olmuş agam ya? Japonya güzel bir ülke, evet. Victoria 3'te de bak, Japonya, Osmanlı, bunlar güzel. Victoria 3'te de güzel ülkeler. Sonra da İngiltere dövüyor Amerika'yı. Hiç sıkıntı yok. Öyle mi olmuş ya? Öyle miymiş? Öyle miymiş agam? Matruh. Bir dakika. Bölgelerini hatırlamıyorum bunun. Matruh'u alabiliriz. Sina. Sina'yı alalım ya. Sina ve Matruh. Nasıl da infimimiz var. Matru bir ver o. Yok, önce Sina. Sina'yı bir ver bakayım ya. Aradan biz bir şöyle bir Gondik Spor götürelim bunu. Nedir öyle, sana çok değil mi onlar ya? Hazır dünyada kimse sallamıyor herifleri. Ne olmuş? Karambolde şey böyle hani
İki kişi kavga ediyor, yere düştü falan bir curcuna. Sen de böyle yandan tekmeyi vuruyorsun. Al, al push diye tekme vuruyorsun böyle kenardan çaktırma. Ya beyler kavgaya gerek var mı deyip aşağıdan tekmeyi vuruyorsun. Ha şu an durumum o yani benim. Beyler kavga etmeyin, ne gerek var falan, kocaman adamlarsınız ama aşağıdan tak 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 tak. Yapmazsak olmaz. Aynısını bize çünkü Yunanistan yapacak. Biliyorum, o kaşınmayı seviyor böyle. Toprak ver diye gelmeye başlar şimdi. Çirkef. Victoria 3 Japon'u mükemmel bu arada. Oyun boyunca full artı full vergi AI tağla hizmete vergi koy. 2 milyon sevenin 500k radikalim var. Kimisi vergiyi seviyor. Öyle diyorlar yani, bilmiyorum. Kimisinin hoşuna gidiyor belki. Oh, ayrı ayrı ne güzel dayak yedik biz orada. O da dayak yesin, tam olsun. Ha dövdük mü? Ne oldu? Nerede lan ordu? Herifin ordusu kayboldu. Bizimki de patates oldu ama. Ona 19. Zor tanı. Çünkü içinizde hala bomba atmasını bilmeyen hayvanlar var. Böyle bir ordu kur da sen azıcık. Nani demiş. Delta Faust teşekkür ediyorum aboneliğin için. 9. ayın kutlu olsun. Sen Osman ben Yunan olmayak mı be abi? Soda ve ayran gibi. Siktir git. Bütün dünyayı sana karşı şey yaparım çocuk. Beni delirtme. Patlamış mısır. Of. 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 Öyle mi olmuş ya? Yani öyle miymiş gerçekten? İnanılmaz. Kaç yaşında adamın yaptığı espriye bak. Kabul abi, dünya olarak zikelim Kaan. Sen gel. Sırf Kaan'a dayak atılması için gelebilirim o tarz bir şeye ya. Çok zevkli oluyor Kaan böyle çıldırdığı zaman. Hiç unutmam. Kaan Fransa, ben ne oynuyordum? Victoria 3'te miydi? Victoria 2'de mi? Karıştırdım ortalığı. Hindi Çin'e gireceğim diye tutturdu. Japonya'ydım galiba. Tutturdu, Hindi Çin benimdir. Hindi Çin benimdir. Bütün dünya tepesine bindi herif. Öyle inat etmeyeceksin kardeşim. Adam vermiyorum diyor. Benim bir önceki soruma cevap gelmedi. Ne sordun? Sana ayran gönüllüler esprisinden sonra her şey mi bah? Ne? Acayip sor. Victoria 3'te ben Japonya'yken galiba. Benim bir sorum var. O dursun, o dursun mu? Evet. Dursun. Büyük götsün demiş. Oynuyoruz sadece kardeşim. Ne anlatıyorsun? 4-1-3. İki topçu daha yersin sen ya. Gel, düzenli ordum yok zaten. Bir düzenli ordumuz olsun. Olmasın mı? Koskoca imparatorluğun ordusu yok. Bu ne rezillik? İyi, Kastamonu yavaştan çalışmaya başladı. 1.55. Ne clergyman'mış. Anasını satayım yeter. 2.1, 2.1. 1.9. Göç etmiş ki pezevenkler. O kadar clergyman atıyoruz oraya buraya. Adamlar göç etmiş gitmiş kalmamış. Aydın'da varmış ya. Tamam. Prime Victoria 2 zamandır. Kastamonu sanayide Kastamonu. Ha? Konya 30 bin çıkmış. Oh, bir tax efficiency daha geldi. Yollayın yollayın, iyi geliyor. Oh. Tarifleri de kırın biraz, millet bir kendine gelsin. Ver şu eğitimi. Ver administration anasını satayım. Ver millet bir eğitim meğitim yapı mapı görsün. Yazıktır. Seyahat özgürlüğünü kaldıralım. O multi çok epikti. Victoria 2'de yaptığımız en epiklerden. Oyun başı patlayıp müptezi olan Osman. Kafa iyi egemen. Ben Allahsız Fransa. Sen de Çingene Japon AFK İngiliz. İngiliz falan kimdi hatırlamıyorum bile ya.
O kadar telif alırsan göç ederler. Hiçbir şey olmaz. Kardeşim gümrük vergisi alırsın. İçeride de üretmezsin. Tamam mı? Sonra dersin ki niye içeriden alışveriş yapmıyorlar? Bunu yaparsın. Hiç böyle şey lamıcımı yok. Yapacaksın bunu yani. Vergi verimliliğin vergi düzeyiyle alakası var mı? Yoksa sadece oluşan olaylardan mı geliyor? Yo, vergi efektifliği zamanla teknolojilerle alıyorsun. Oyunun başında belli bir efektifliğe sahipsin. Teknolojiyle o artıyor. O da maksimum %100 görmüyor olması lazım bu sırada. 35. ayın kutlu olsun İhsan. Ya oyun sonunda %100'ü görmüyor diye biliyorum. Bana atın. Kardeşim yok işte adamlar ya. EPM mod mu vanilla mı vanilla. Selam İhsancım. Niye ikide bir gemi sesi geliyor? Ha liman yaptık, doğru doğru. Liman yaptık. Tabii canım bak %3 falan geldi. Ben size ilk gösterdiğimde ne kadardı hatırlamıyorum. Şu an tax efficiency %36'ya çıktı. %37 de ona hadi 99 küsürü var. Van. İhsan çıldırıyor günlerdir. Modla oyna, modla oyna, modla oyna. Hayır. Allah'ını seven kafamıza işçi atsın. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Bir klorcu mu bulamıyoruz, bir işçi bulamıyoruz abi. Bu memlekette niye bu kadar şeyiz? Bırakın şu tarımı. Tarım ruhuna işlemiş milletin. Salın abi tarımı. Salın takılsın tarım. Çelik fabrikası. Eh, onlara daha sonra. Ordu yok ya ortada da. Zort. Gerçekten koca bir zort. Toparlayacağız. İnşallah toparlayacağız. Bir state and government da verelim. Biyolojizm falan filan. Eğitim, meğitim derken toparlayacak ülke. Savaş görmezsek bu süreçte ki görmemiz muhtemel çünkü ordu yok sahada. Yani iki tip ordum var sahada. O da yani biri yarım hatta. Birazcık sıkıntılı. Pek fabrika nüfusu da yok. Great Power'dan düşmememiz lazım. Great Power'dan düşersek üstümüze binerler. Üstümüze milleti bindirmeden. Yunanistan kemküm ettiğinde peki agam nasıl istersen agam diye diye. Bir şekilde çözeceğiz. Camels everywhere. %10 okuma yazma var, gelmiş tarımı bırakın diyor. La adama tarım yazıp versen bu ne hurafe eder. Yalnız bir şey diyeceğim de %7 falandı, iyi gidiyor yani. Sokoto'yu da aldık, Mısır'ı da aldık. Bunları lütfen bir kenara yazalım. 10 puan rica edeceğim. Asker maaşlarını da biraz arttıralım. Biraza bak, %50'den %85'e çıkartıyor. Biraz mayış görsün ülke. Şimdi bordunun nesi eksik? Abi guard tutacak göt bizde yok ama. Guardlar malzeme olarak çok şey yiyorlar. Ne yiyorlar da onu da hatırlamıyorum ama. İki piyade atmamız lazım. İki topçu lazım. Yapalım. Daha gidecek şeyler. O guardlar ölür. Yok sanırım. Bunların ham maddeleri bizden çıkmıyor. Bir şey deyin amına koyayım. Paraya evren Osmanlı yapalım. Meşruti monarşi mi istiyorsunuz? Az ötede izle, iste herife bak. Kardeşim bak burada paternal otokrat olarak ben varım, tamam mı? Biz aslında 1923 Türkiye'sini daha erken kurduk şu an. Sen bilmiyorsun sadece. Ben gayet paternal otokrat takılıyorum şu an ülkeye. Lütfen beni yormayın. Yok devrimmiş, yok hakmış, yok bilmem neymiş. Bir ülke götünü toplasın veririz ya. Acelesi mi var? Ülke bir götünü toplasın. Guard'ın olayı ne? Guard savunmaydı yanlış hatırlamıyorsam ya da tam tersi. Guard saldırıdır. Aynen atağa 8 defansı 3. Piyadenin de atağa 5 defansı 5. Birini defansta birini atakta kullanıyorsun. Ama guard'ın istediği mallarda yanlış hatırlamıyorsam. Ya buradan göremiyorum şu anda da. Şeyde açılacak. İstediği mallar daha... Kıyafet, mıyafet, cart curt bir şeyler var. Aynısını 2. Abdülhamit söyle. Öyle mi olmuş ya? Öyle mi yapmış?
Ülkeyi bir toplayalım mı demiş gerçekten. Ah başladı. Ege adalarını istiyorum diyor bak. Başladı yine. Bana ada ver. Bana ada ver. Abi şimdi İngiltere gelir. Bak. Ne istiyor? Hemen kabul et diyor. Siktir git bir kere. Hemen kabul etmem. Öyle bir dünya yok. Burada en ideal dost aslında Rusya. Ama Rusya genelde hiç kabul etmiyor. İngiltere artı Prusya alırsak bu savaşı alırız. Bak Prusya direkt destekte. Bu da Fransa yalnız. Oğlum siz ne kalle şeriflersiniz ya. Şöyle biz bir sınıra doğru gidelim. Bir şey yapacağımızdan değil de White Peace'i zorlamak amacıyla. Şimdi erken safhada seni bir yanıma çekmem lazım. Cutdown istemiyorsun. Neyi istiyordu? Ha, humiliate istiyor mesela. Ver abi şu humiliate'i. Gel. Tamam mı? Şimdi kabul ediyor musun? Kabul etmiyor. Beyaz barış kabul ediyor musun? Etmiyor. Herkes okey mi? Okey. Hayır, bunu vermem. İngiltere. Ne vereyim agama? Ne istiyorsun? Var mı bir şeyin? Early in crisis. Ya şu an erken diye bir şeyler istemiyor ama place in the sun desem Madras falan yok. Bir şeyler ister o. Dur. Şey çok büyük olur. They will not accept. Ne istiyorsun ya? Ne vereyim abim? Liberate country -99. Free people istiyor musun? Ya skorun üzerinde yazmıyor muydu bu? Acquire state'i isteyecek misin gerçekten? Yok, onu da istemiyor. Ne istiyorsun lan sen? Ha, consolidation artı 14. Evet, bunu isteyebiliyormuş. İlerleyecek zaman o zaman biraz daha. Aleykümselam. Multi yayını ne zaman olur? Olmaz. Çünkü içinizde hala bomba. Medeni dana aleykümselam, 12. ayın kutlu olsun. İlk savaşta meclisi kapatıyor musun? 4-1-5. Şu anlık kaldırabiliyoruz bu orduyu da, dediğim gibi bu ordu yani iki tane 30'luktan hiçbir cacık çıkmaz. Oha, hem Rusya hem Avusturya mı girdi abi? İngiltere de gelmiş. Bak agam, İspanya agam, sana bir şeyler vereyim bak agam, they will accept. Ama 11 infimi veriyor, ben 13.61'deyim, 24 oluyor infimi. İspanya buna değmez ya. Değer mi ya da ya? Değmez abi, değmez. Çok güçsüz. Değmez. White Peace'e bak, kafa kafaya geliriz White Peace'e. İspanya o tarafa geçerse vermek zorunda kalacağız adaları. Yiyemeyiz çünkü arada bizi patlatırlar. Ben şundan eminim, bu Prusya muhtemelen döver milleti. Gerçi çok da bir şey yok. 4 ordusu var, döver. 5 ordu. Döver abi. İngiltere'de filo olarak tutar ama ben bu işe pek girişmek istemem açıkçası. İspanya'yı yanımıza çekersek de infimi çok artıyor. Yeni bir kriz çıkarsa kimseye bir bok veremeyiz. Böyle kalırız yani yerimizde. Hoş olmaz. Adaları veren hain kan. Veririm, hiç acımam. Adamı tutacağım bir de ya. Bir de adamı tutacağım ya. Bu ne özgüven? Göt kadar adalarımı tutacağım. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Dap da 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 dap da 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 dap dap dap. Yavaş yavaş ilerlesin biraz. İlerleyince İspanya direkt karşıya geçti. Oğlum bak, beyaz barış yap. David Exer. Bitti ya. Çözdük. Bir tek İngiltere mutlu çıkıyor işin içinden. Ama beyaz barış bitti. Öyle beni delirtmeyin yani. Ben blöfleri görürüm kardeşim. Biz bu masa yoktu lan. Masayı biz koyduk ortaya. Ya öyle hemen blöflerle Osmanlı'yı çökertebileceğinizi mi zannettiniz? Yok öyle bir dünya. Herkes ayık olacak. Adam babasının malı gibi verecek adalar. Ya siz bir şey diyeceğim de, siz bir güveneceksiniz. Böyle bir dünya yok. Siz biraz güveninizi kaybetmişsiniz beyler. Böyle olmaz. Onu bir söyleyeyim yani.
Ben Fransa'yla da kötü olmak istemiyorum. Aramı iyi yapmak istiyorum. Çünkü Rusya %200 bize karşı olan her bir boka girecek yani. O pezevengi tutmanın bir yolu yok. O sürekli böyle Yunan yanlısı takılacak. Hani biz en azından bir yolumuza bakalım. Kendimize dost bulalım istiyorum. Adaları verdi. Vermedim oğlum, beyaz barış bitti. Rahat olun ya. Siz bir rahat olun ya. Kardeşim güveneceksiniz. Güvenmeyi öğreneceksiniz. Bu kaç yıllık? 1855'teyken kaç yıllık oluyoruz? 800 yıllık devlet aklına güveneceksiniz. 2000 yıllık Türk devlet geleneğine güveneceksiniz kardeşim. 1.79. Ver buraya da klorcu ver. Şu an fabrikalara yavaştan geçmeye başlayalım. Bir tadını almaya başladı memleket fabrikanın. O sırada hiçbir fabrika olmaması. Kalp ben. Pamuk biraz aldık bu taraflarda. Sina tarafında ama non-colonial state değil burası. Pamuk Adana'da niye yok ya? Costa şeyimiz var. Fertilizer'ımız var. Kömür var. Varna. Aha. Çak abi kumaşı hemen buraya. Boyam yok ama katanım var. Ver. Bunlar birleşik değilmiş. Sırp Bosna ayrıymış. Peki. Batı Makedonya da ayrı. Ne kadar insan var ki burada? Province population 34.000. Eyalet popülasyon değil ama o province popülasyonu. Yani buraya da bir cam fabrikası versen. Bunlar karlı. Cam fabrikaları falan karlı şeyler. Çimento fabrikası ilk fabrikaların direkt ham maddesi ve bakım maliyetinde kullanılıyor bu sırada. Dolayısıyla hani şöyle göstereyim. Bakım maliyeti olarak machine part ve çimento kullanılıyor. Çimento fabrikası da öyle de önemli o yüzden. Ha içine sıçayım. Bay Jingo, Bay Jingo. Ne zaman kalkınacak bu ülke? Sağa sola 7 düvele kaldırıp vuracak. Vallahi yavaştan bak kokusu geliyor. Şu an kokusunu bir alıyor memleket. Gücün kokusu bir ufaktan gelmeye başladı. Yavaş yavaş eğitimi coşturacak hamleyi şimdi yapıyoruz. Biyolojizm çok önemli. İçinde Darwinizm var. %50 eğitim efektifliği veriyor. Bayağı kuvvetli. Onun dışında biz biraz zor yerlerden gidiyoruz. Yani -%17'miz yerden yiyoruz teknolojiyi. En önemli kısımda burası, -%10 yemek biraz acı veriyor ama endüstri ve özellikle askeri de bonuslarımız var. Askeri gitmemiz lazım yakında. Başımız ağrır uzun vadede. Kıskanmasalar çoktan Prusya'ya vurmuştuk. Vay amına koyayım. Ben bu kadar inanmış değilim. Yeni oyun hakkında konuşulmuştur ama oyunun türü ne olacağı açıklandı mı? Hayır. Yukarıda. Chat'te. Chat bu taraf mı oluyor? Taraf değil mi? Yok. Böyle mi yapmam? Kamera nereye geliyorsa işte. Bu taraf galiba. Berlin Türktür diyorlar. Biz çok götümüz kaşınmasın. Tek ittifakımız var. O da 1856. Yani 3-4 yıl içinde North Confederation cart curtu kurar muhtemelen. Yani bizim götümüz çok kaşınmasın yani. Tek dostumuzdan da olmayalım. Biz bir yolumuza bakalım arkadaş. Sana göre soldu. Sen ne demek Ali Osman halkını maymundan mı geliyor diyorsun? Kim diyor lan onu? Hastalık eventi gelmesin artık ya. 10 kere nüfus artıyorsa 9 kere düşüyor. Mehteran takımı gibi nüfus artışı ya. Gözünüzü seveyim, böyle nüfus artışı mı olur? Zırt pırt zırt pırt millet ölüyor. İnsanların ölmesine zırt pırt diyen. Vicdansız padişah. Bulgaristan'a bir gidelim biz. Oraya zincir kurmamız daha kolay olur. Gel bakalım. Hüdavendigar. Abi fakirden vergi alma, düzeliyor. Yo, öyle bir dünya yok. Fakir vergi verecek. Niye var lan bu dünyada fakir? O sırada halkımız nüfusun okuma yazmasın maymunlar kadar olmaz. %13 lan. %7'de başladık. Hakkını verin şu ülkenin artık. İki katına çıkardık neredeyse. Çalışıyoruz oğlum.
Halka eğitim, eğitim, ağzına ağzına kaşıkla eğitim.